Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda biraz heyecanlıyım çünkü ilk defa bir kutu açılış videosu çekeceğim. Ufak tefek hatalarım olursa şimdiden kusura bakmamanızı rica ediyorum. Uzun zamandır numerik kısmı olmayan mekanik minik bir klavye arayışı içerisindeydim. Fiyat performans olarak makul seviyelerde bir araştırma yaptım. Bu araştırmalar sonucunda Game Power Warlock Red Switch mekanik klavyede karar kıldım. 20 Nisan 2021 tarihinde 239 TL'lik fiyatıyla incehesap.com üzerinden satın aldım. Ürün elime ulaştı ve heyecanla hemen kameramı açtım ve bu anı birlikte yaşamamız gerektiğini düşündüm. Şimdi birlikte hem kutu açılışını yapacağız hem de ön incelemesine birlikte bakarak klavyeye bir değerlendirme yapacağız. Şimdi hızlıca kutuyu açmaya geçiyorum. Ama kutuyu açmaya geçmeden önce siz hemen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, kargodan bu şekilde geldi. Şimdi hızlıca paketimi açıyorum. Gördüğünüz gibi kutumuzun ön tarafında küçük bir Game Power logosu ve onun yan tarafında da Warlock Compact 87 Case Mechanical Gaming Keyboard ibaresini görüyoruz. Klavyemizin kısa ve 87 tuşlu olduğunu da kutuda belirtmişler. Aynı zamanda Türkçe Q klavye olduğunu da belirten kırmızı işaret yapmışlar. Klavyemizin RGB olmadığını, Rainbow Backlit'li olduğunu göstermekte. Ne yazık ki klavyemiz RGB değil ama ben bu fiyata böyle bir ürünü RGB olarak beklemezdim zaten. Hemen kutumuzun arka tarafına bir bakalım. Kutumuzun arka tarafında renginin siyah olduğunu, mekanik klavye olduğunu, 87 tuşlu olduğunu, Otemo marka switch'e sahip olduğunu görüyoruz. 50 milyon tıklanma ömrü var her bir tuş için. Anti-ghosting'i var. Tuşlarının 19 modu var. 12 adet multimedya key var. Ve kablosunun da 1.8 metre olduğunu belirten bir bölüm mevcut. Ve alt tarafta da ben Red Switch tercih ettiğim için Red Switch'in tikli olduğu bir bölüm var. Şimdi kutumuzu açalım ve bakalım içerisi nasıl bir düzende bizi karşılayacak, bunu görelim. Hemen burada bir dili var. Bunu açıyoruz ve sonrasında kutumuzu açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş bir kutulama ile bizi karşılıyor. Hemen ben kutunun içinden klavyemi çıkartıyorum. Ve öncelikle klavyemi şöyle bir kenara bırakıyorum. İçerisinde çok güzel 3 adet Game Power sticker'ı çıkıyor. Bu sticker'lar gerçekten kabarık ve kaliteli duruyor. Aynı zamanda klavyemizin kullanım kılavuzu ve burada da klavyemizle alakalı bu gerçekten güzel bir şey. Mesela FN1 tuşu FPS moduymuş. FN2 Gaming Mod C. Hangi tuşların ne işe yaradığını gösteren bir harita mevcut. Bu gerçekten güzel. Buna klavyemizi incelerken bir bakacağız mutlaka. Hemen kenara koyup kenarda bekletiyorum. Kutumuzu da kaldırabilirim. Şöyle yana alalım. Bir şey diyeceğim, klavye çok küçük ama klavye gerçekten ağır. Ağır olması gerçekten bende çok güzel bir kalite hissi uyandırdı. Hemen şu poşeti de kaldırıyorum. İlk elimi dokundurduğumda aldığım hissiyat gerçekten çok kaliteli. Yani bu fiyata böyle bir kalite açıkçası beklemezdim. Yalan söylemeyeceğim. Bir tek hoşuma gitmeyen şey şuradaki Game Power yazısı oldu. Böyle büyük bir Game Power yazısı yerine logonun bulunduğu bir tasarım yapmaları beni daha çok cezbederdi açıkçası. İlk olarak tuş hissiyatı gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle bir arka tarafına baktığımda gerçekten kaliteli ve sert bir plastik kullanılmış. Aynı zamanda 1, 2, 3, 4, 5 adet kaydırmaz lastik bulunuyor. Bu da güzel bir şey. Ve sağdan, soldan ve düz bir şekilde kabloyu geçirebileceğimiz kanalların olması gerçekten güzel düşünülmüş bir şey. Aynı zamanda bu yükseltmek için açtığımız aparatlarda da kaydırmaz bir plastik bulunuyor. Bu da güzel. Şimdi USB'ye takarak bir ışıklarını görmek istiyorum. Gerçekten bunu merak ediyorum. Bu arada ışıkların daha net gözükmesi için stüdyo ışıklarımı kapattım. Fakat gördüğünüz gibi bir kamera FPS'inden ötürü bu ufak bir hareketlenme oluyor ama tabii ki de bu şekilde değil. Gayet net bir şekilde yanıyor ve tahminimden çok daha kaliteli ışıkları mevcut. Işıklarının bu kadar kaliteli olacağını gerçekten tahmin etmemiştim. Gerçekten ışıkları çok net ve çok canlı yansıtıyor. Şimdi beraber birlikte hazır ışıklarda kapalıyken ışık modlarını inceleyelim. Şu an sadece odamdaki tavan ışığı yanıyor. Bundan dolayı
kamerayı biraz kötü gözüküyor olabilir ama sizin klavyedeki ışıkları daha rahat görebilmeniz için bu şekilde yapmak daha doğru olacağını düşündüm. FN Page Up tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi şöyle bir animasyon geliyor. Ve animasyon konusunda gerçekten çok zengin davranmışlar. Tekrar diğer moduna bakalım. Bu modda da bu şekilde geliyor ışıklar. Gördüğünüz gibi ilk sıra mavi, ikinci sıra mor. Şurası yeşil, tekrar mavi. Şu böyle bir düzen yapmışlar. Bence gayet de hoş durmuş. Ya ışıkları ben gerçekten çok beğendim. Şöyle bir modu var. Bir şey diyeceğim, modların hepsi güzelmiş bu arada. Şimdi mesela bir oyun modlarına bakalım. FN1'e bastığımda gördüğünüz gibi WASD ve ok tuşları yanıyor sadece. FN2 dediğimizde bu ışıklar yanıyor. Bu ne moduymuş? CF. CF tam olarak ne oyunu oluyor? Tam bilmiyorum açıkçası. Yalan söylemek istemiyorum. Bu demin bakmış olduğumuz kağıtta FN7 NBA modu olarak geçiyor. FN Home tuşuna bastığımızda da bastığımız tuşun yandığı bir moda geçiş yapıyor. Tekrar FN Home diyorum. Sürekli bütün ışıkların yandığı moda geçiyor. Tekrar FN Home diyorum. Bunda da bastığım tuşun etrafında bir yayılma söz konusu oluyor. Şimdi sizlerle birlikte bir sesini yakından dinletelim. Hem de switchlerine bir bakalım. Ne yazık ki kutu içerisinden tuşları çıkartmak için herhangi bir aparat çıkmıyor. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli kırmızı bir switch'imiz mevcut. Şimdi klavyemizin bir sesine bakalım. Red switch'ler nasıl bir ses veriyor bize? Şöyle ben klavyemi mikrofonuma doğru yaklaştırıyorum. Yani şöyle gerçekten çok fazla ses çıkartmıyor ve bu çok fazla ses çıkartmamasına rağmen gerçekten hissiyatı çok iyi. Ben çok memnun kalacağıma inanıyorum. Birkaç hafta kullandıktan sonra fikirlerimi ve görüşlerimi Instagram hesabımda sizlerle paylaşacağım. O yüzden Instagram hesabımı da takip etmeyi lütfen unutmayınız. Açıklama kısmında Instagram hesabımın da linki mevcut. Evet arkadaşlar, ilk defa bir ürün incelemesi yaptım ve bu videonun da sonuna geldim. Ufak tefek hatalarım olduysa gerçekten çok özür dilerim ama bunlar tecrübeyle gelişecek olan şeyler. Bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Aynı zamanda incelememi istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmına belirtirseniz eğer ben de elimden geldiğince bütçem dahilinde onları satın alıp sizlere inceleme videosu çekebilirim. Eğer videolarımı beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.